yaz döneminde geliyor, artık çalışmalarımız biraz daha hızlanacak. Türkiye gündemi takdir edersiniz ki bir tek adamın iki dudağının ağzında oradan oraya, oradan oraya sürükleniyor. Ülke gerçekten bir anlamda içimizdeki teröre, dışarıdaki savaşa, ekonominin iyi çökmesine, kötü gidişatına oradan oraya sürüklenip duruyoruz. Bu anlamda gerçekten köküyle, değerleriyle, ilkeleriyle cumhuriyeti, demokrasiyi, bu ülkede laikliği, insan haklarının eşitliği savunan ve bunu gerçekten taşıyıcısı olmakla da gururlayan partimize çok büyük sorumluluklar ve görevler düşüyor. Biz bu görevlerimizin, sorumluluklarımızın farkındayız. Ama tek başımıza tabii ki bu anlamda tüm toplumsal muhalefeti teşvik yanımıza alarak, onların öncülüğünü yaparak ülkemizin adım adım karanlığa, ülkemizin adım adım savaşa, Orta Doğu bataklığına sürüklenmesine engel olmak zorundayız. Bu bizim için en büyük görev, en büyük sorumluluk. Tabii ki dedik ki ilk önce bizim görevimiz Tekirdağ. Sizler buradan katkı sunacaksınız. Biz de hem kendi bölgemizden tabii ki başlangıç olarak ama Türkiye'de de partimize elimizden gelen desteği sunmaya çalışıyoruz. Yoğun bir tempo gerçekten. Yani yetmek ara sıra, gündemi takip etmek bile çok zor. Sizler de yaşıyorsunuz biliyorum. Yereldeki arkadaşlar da öyle. Yani gündemden gündeme sürükleniyor Türkiye. Keşke iyi şeyler konuşsak, keşke iyi şeyler yaşasak ama maalesef de pek olumlu değil. İnsanların gerçekten çok ciddi anlamda bir mutsuzluğu var. Gülümsemeyi unutmuş insanlar. Gittiğimiz her yerde böyle. Endişeliler, kaygılılar. İş adamı yaptığı yatırımı geleceğinden korkuyor, kendinden korkuyor. Memur dersen keza öyle. Esnafımız derseniz öyle. İnsanlar sokağa çıkmaya korkuyor. İnsanlar bir arada durmaya, birlikte olmaya korkuyor. Ben artık gerçekten sokaklar bile bomboş. İnsanlar konseye gitmeye, işte bir arada toplumsal bir tepki göstermeye, muhalefet etmeye gerçekten adeta korkar duruma geldi. Niye sürekli bir yukarıda sopa var? Sürekli tehdit eden birileri var. Ah diyor, şöyle yaparsanız böyle. Şu an o kadar binlerce insan var. Neymiş? Cumhurbaşkanı hakaret etmiş. Muhakkak ki vardır. Biz hiçbir zaman kötü sözü, hakareti asla tasvip etmemiz, onaylamamız mümkün değil tabii. Ama ufacık bir şey bile, en zayıf bir muhalefeti bile, hadi hakaret. Yani biz kendi elimizde yaşadık. Gençlik olarak arkadaşlarımızdan yaşadık. 17 yaşındaki çocuk birine paylaştığını paylaşmıştı. Yaka paça gözaltına alınıp biri de cezaevine konuluyor. Öbürü öyle. Ya ne oluyor? Ne tahammülsüzlük, bu ne hoşgörüsüz. Bunlar çocuk ya. Yanlış da yapar, yanlış da kelimeler çıkar. Ki bir saati kendisi aslında açıyor ağzını, yürüyemiz diyor.